AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Edremit Belediyesi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü Murat Tuna, geçtiğimiz hafta makamında saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a ağır ithamlarda bulunarak akli dengesinden şüphe ettiğini söyledi. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, güncel konuları değerlendirmek amacıyla parti binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, geçirdiği kaza nedeniyle toplantıya katılamazken, İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Murat Tuna, konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın şahsına bir saldırı yapılmıştı. Sayın Başkan'ın siz basın mensuplarına söylediği cümlelerde anormallikler vardı. Başkanın bu söylemleri bizi yaralamıştır. Biz Edremit'in menfaatleri için uğraşıyoruz. Zaten 15 ay gibi bir süreleri kaldı. Edremit, önceki 5 yılın üzerine bir 5 yıl daha tutarsız ve kötü yönetim yaşıyor. Bizimle ilgili yapacağınız haberleri bize sorarak yapın demiş Sayın Belediye Başkanı. Böyle bir istek ne kadar doğru? Böyle bir cümle kurmak bir siyasetçiye yakışır mı? Basın mensupları her şeyi diledikleri gibi objektif biçimde yazmaktadır. Hizmetle ilgili haber yapılmadığını, algı yapıldığını söylüyor Sayın Başkan. Algıyı son günlerde yaşadığı saldırı olayı ile ilgili kendisi yapıyor diye düşünüyorum dedi. Konuşmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Murat Tuna, başkanın herkese aynı mesafede olduğunu sanmıyorum. Siz basın mensuplarının da kendisine zarar verdiğini söylüyor. Basının zor durumda olduğunu da ifade etti. Önce buradaki basın mensuplarına yardımcı olacaksınız. Ondan sonra ulusal medyada sürekli hükümete hakaret edenlere paralar vermeyeceksiniz. Hepimiz kendisine yapılan saldırıyı kınadık. Edremit'in hakkını yetirmem demişti Sayın Başkan. Edremit'in hakkı kalmamış ki yetirtecek. Daire müdürlerinin görevlerine son verdi. Biz önceden bu görevden almalar konusunu defalarca dile getirmiştik. Gereğini yapmamıştı. Bunlar bu memlekete ve sizlere zarar veriyor demiştik. Görevden aldıkları başkan yardımcısı, sosyal medyadan yazdığı terör destekçisi yazılarla gündeme gelmişti. Bütçelere hakim olamayan insanlar, Edremit Belediyesi'nin bütçesini çarçur ettiler. 400 milyon liraya yakın borca soktular. 110 milyon ek bütçe istediler. Bütçesini bile yapamayanların, Edremit'i idare edebilecek kapasitede midir? Edremit Belediyesi'nin bütçesi babanızın malı mıdır? Şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Murat Tuna, açıklamalarına şöyle devam etti. Hayatını beleşe bağlamış bir belediye başkanımız var. Edremit'i kalkındırdı demek isterdik. Ama maalesef bunu söyleyemiyoruz. Kafayı yiyince aklım başına geldi dedi. O zaman senin aklını başına getiren bu kişiye gidip teşekkür edeceksin. Böyle bir açıklama olur mu? Bir insanın çıkarı varsa belediyede işi yok dedi. Kimseyi zenginleştirmedik dedi. Bunu 3 yıl sonra söyleyen bir belediye başkanı var. Göreve getirirken tüm yöneticilerin mal beyanlarını aldılar mı acaba? Basın mensuplarını salona toplayıp yakınır gibi, aciz gibi konuşması bir belediye başkanına yakışmadı. Alnının ne kadar açık olduğunu bu millet önümüzdeki zamanlarda görecektir. Arkasında millet olan bir siyasetçiye kimse böyle bir saldırı yapmaz. Demek ki arkamda millet yok. Başkan yardımcılarına siz rüşvet mi aldınız? Diyecek kadar cürete sahip birisi. Kendisinin aklından şüphem vardır. Biz akli denge sizin yerinde olup olmadığına dair heyet raporu istiyoruz. Akıl noksanlığından kaynaklanan cümleleri duyuyoruz kendisinden. Ortada 400 milyon borç var. Borç 600-700 milyonu bulacaktır. 1 milyar 400 milyon ortalama bütçenin kaç kuruşu ilçemize dokundu? Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın göreve geldiği günden bugüne kadar yatırım yapmadığını ifade eden Murat Tuna, Selman Hasan Arslan ve yönetimi ilçeye ne yatırım yaptı? Bir çivi gösterin bana, kafama çakacağım. Bu milletin malını, hakkını fütursuzca harcama hakkına sahip değilsiniz.
Tüm bu nedenlerle bu sağlık raporunu istiyorum sizden. Bu milletin aklıyla oynama başkan. Başkan yardımcısı, kendisinin başkanın militanı olduğunu söylüyor. Bizim bildiğimiz, militan devlete, millete düşman olana denir. Sen 3 yıldır yanında nasıl bir militanı besledin? Siz makam yetkisi verdiniz bu kişiye. Biz terörle ilgisi olduğunu söylemiştik sana göreve getirdiğin zaman. Kimlerin direktifi ve desteğiyle bunu yanında tuttun? Metin isimli başkan yardımcısının açıklamalarını suç görüyormuş şimdi Sayın Başkan. Edremit'e yazık ediyorsunuz. Bu işi düzgünce yapacaksanız yapın. Yapmayacaksanız da engel teşkil etmeyin dedi. Açıklamaların ardından Murat Tuna, Edremit Belediyesi Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti Edremit İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlçenin önem arz eden devlet yatırımları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları üzerine istişarede bulunuldu. Raporunda da bu konuya aynen birebir değindik. Tehdit var, şantaj var. Bunu da yine basın mensubu arkadaşlarımıza söylüyor. Yani bizi tehdit ediyorsunuz, şantaj yapıyorsunuz. Tabii bunun şahsında kimi kastettiğini bilemiyoruz. Bizim gazeteci arkadaşlarımızın, haber yapan arkadaşlarımızın bu tür şeylere tevessül etmediğini biz çok iyi biliriz. İyi şeyi yazdığı zaman sevinirken, olumlu şeyler yazarken onu tehdit algılamak da bir siyasetçiye yakışacak cümle değil diye düşünüyoruz. O gün hepiniz için teşekkür etti saldırıyı kınadığınızı. Evet doğrudur. Hepimiz kınadık. Şahsına yapılan saldırıyı kınadık. Belediye başkanlığı makamında böyle bir şeyin vuku bulması nahoş bir şeydir. Fakat temelini, altını, neden oraya gelindiğini açıklayacak cüreti de cesareti de yoktur. Cüreti cesaretini ancak emrinde atama yaptığı daire müdürlerinden çıkarmıştır. Onların görevlerine son vermiştir. Önce açığa almıştır, daha sonra görevlerine son vermiştir. Görevlerine son verdiği arkadaşlarımızla birlikte 4 yıldan beri çalışıyordu. Biz bazıları için de mecliste önerge verelim. Bu arkadaşların bundan sonra Edremit Belediyesi'nde bu görevleri yapmamaları gerektiğini ve bunları derhal görevlerinden almaları gerektiğini söylememize rağmen ta ilk günden beri söylememize rağmen hiçbir harekette bulunmamıştır. Aksine şunu yapmıştır. Belki haberiniz vardır. Bizim 2 yıl önceki verdiğimiz önergede mecliste bazınız vardı. Söylediğimiz şu müdürlüklerinizi alın bunları görevden. Bunlar memlekete de zarar veriyor, size de zarar veriyor dememize rağmen ve işlerinden en son başkan yardımcısının hatta sizin aracınıza yazdığı yayınları var kendi şeyinde. O başkan yardımcısının Kamil Bey zamanından geldiğini biliyoruz ama 3,5 yıldan beri o başkan yardımcısıyla Metin Bey'le bize gelen meclis gündemlerini bile %50'sinin altında onun imzası vardı. Öyle etkilendirmişti. Fakat o başkan yardımcısının hatırlarsınız Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristin avukatı 15 yıl hapis cezası almıştı. Ve hapiste açlık grevi yaparak hayatı sonlanmıştı. Bu başkan yardımcısı tweetinden ışıklar içinde uyu diye tweet atmıştı. Ve biz bunu kendisine mecliste tweetini göstermemize rağmen, söylememize rağmen, meclisin ortasında Cumhur İttifakı sözcüsü olarak söylememize rağmen, Sayın Başkan bu arkadaşımız o günlerde görevden almadı. Ama sonra o başkan yardımcısının cenazelere, düğünlere sağa sola giderek, siyasi rakibi olduğunu düşünerek görevden aldı. Ya böyle tutarsız bir şekilde, böyle şuursuzca bir memleket idare edilir mi? Bunun hesabını kim soracak? Gelelim diğer görevden aldığı daire müdürlerine, onlar için de aynı şeyleri bir söyledi. Bütçelerine hakim olamayan, istedikleri bütçenin rakamının ne kadar iş yapacağını dahi bilemeyen insanlar, Edremit Belediyesi'nin bütçesini çarçur ettiler. Ve Edremit Belediyesi'ni 400 milyon liraya yakın borca soktular. Son verdiğimiz, bizim hayır dediğimiz,
kendi meclislerinin evet dedikleri 110 milyonluk ek bütçeyle. Burada plan bütçe komisyonu arkadaşlarımız var. Olmamasını söyledik. 400 milyon liraya çıktılar bütçeyi. Pazarlıkları aşağı indirdik. Neydi? Böyle bir geliri yok kardeşim. Böyle bir geliri olmayan ve bütçesini yapamayan insanların kalkıp da Edremit Belediyesi'nin 70 milyonluk, 80 milyonluk bütçelerini idare etme yetkisini, hakkını verdiği zaman Edremit'in o kuruşunu, o 70 milyonunu, o 80 milyonunu idare edebilecek kapasiteli olmayan insanları 3,5 seneden beri niye makamında tuttunuz? Niye yanınızda tuttunuz? Hangi akla hizmet ediyorsunuz? Ha babanızın malıdır Edremit'in bütçesi. Dedenizden kalmıştır, amcanızdan kalmıştır. Kendi paranızdır, istediğiniz gibi harcayın. Ama siz 3,5 yıldan beri belediye başkanı olduğunuz günden beri cebinizden Allah'ın bir tek kuruşu çıkmamıştır. Hayatını beleşe bağlamış bir belediye başkanı. Hayatını beleşe bağlamış bir belediye